Arkadaşlar merhaba. Bu videoda H96 Max isimli Android TV Box'ın kutu açılışını yapacağız. Hemen kutuda H96 Max yazısını ve Android HD TV Box yazısını görebiliyorsunuz. Kutunun bu tarafında herhangi bir şey yok. Altında da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Burada Çince yazılar var. Made in China yazıyor. Şurada da yine H96 Max yazısını görüyoruz. Kutuyu bu şekilde açtığımızda karşımıza TV Box'ın kendisi. Yani şöyle çıkaralım TV Box'ı. Gördüğünüz gibi jelatinler üstünde. Hemen şu jelatinlerini kaldıralım, sökelim. Jelatinleri kaldırdık. Gördüğünüz gibi kutuda H96 Max yazıyor arkadaşlar. 4K Ultra HD yazıyor. Hemen altına bakalım. Altında yine H96 Max. Burada CPU'sunun RK3318 olduğu, Android 10 ile geldiği, RAM'in 2 GB, ROM'un da 16 GB olduğu yazmakta. Hemen şu üstündeki jelatini de alalım. Jelatin sevmiyorum ben. Bunları ben satıyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Daha öncekini de satıyorum. Bunu da satacağım, incelemesini yaptıktan sonra sıfır cihaz alacaksınız yani. Şu tarafına baktığımızda herhangi bir giriş yok. Çevirelim, arka tarafı burası. HDMI girişi, 3.5 mm jack, Ethernet girişi ve güç girişi arkadaşlar. Bir daha çevirdiğimizde USB 3.0, USB 2.0 ve hafıza kartı girişi. Bir daha çevirdiğimizde burada da bir şey yok. İki kenar boş, iki kenar dolu şeklinde. Güzel bir tasarım. Hemen altına yine bakalım. Havalandırmalara dikkat edelim. Bir sürü havalandırma deliği var. Altı tamamen havalandırma deliği diyebiliriz. O yüzden çok fazla ısınacağını düşünmüyorum bu cihazın. Tabi testlerini birlikte yapacağız. Hemen cihazı buraya yerleştirelim. Bu arada size şöyle paketini de göstereyim. Paketi ben kargo paketini açtım. Cihazı 171 liraya almıştım. 171-172 liraya. Gördüğünüz gibi gümrüğe sunum ücreti 8 lira. Damga vergisi 80 kuruş ve gümrük vergisi 139 lira diyor ve toplamda bize 147 lira 80 kuruş bir vergi çıkmış. Yani iyice abarttılar bu vergi işini. 170 liralık, 172 liralık cihazdan 148 lira vergi almaya başladılar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çin'den almak yerine Türkiye'den almak daha karlı bir hale geldi. Neyse ki ben bunu inceleyip satacağım dediğim gibi. Burada adaptörümüz var arkadaşlar. Hemen adaptör değerlerine bakalım. 5 volt 2 amper şekilde kalın girişli bir adaptörümüz var. Kablosu da bayağı uzuna benziyor. Bakalım kutudan başka ne çıkacak. Bu şekilde bir HDMI kablosu. HDMI kablomuzda iki ucu büyük girişli olan HDMI kablolarından. Bu da tahmini 1 metre vardır. Hemen açıp sizlere göstereyim. Fiyat performans ürünü diyebileceğim bir Android Box arkadaşlar. Medya tüketimi için rahatlıkla kullanılabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi kesim matını açıyor. 1 metre diyebiliriz. 90 santim 1 metre arası bir kablosu bulunuyor. Daha sonra içerisinden bir kumanda çıkıyor. Kumandayı da poşetinden sıyıralım. Çok fazla tuş yok. Home tuşu var burada. Listeleme tuşu, yön tuşları ve onaylama tuşu. Ses açma, ses kısma, geri tuşu. Ve mouse tuşu arkadaşlar. Mouse modunu açan tuş. Yani kullanımı kolay olacak kumandanın. Kızılötesi bu kumanda. Hemen pil girişine bakalım. Pil girişi iki tane kumanda pili arkadaşlar. İnce kalem pil dediklerimizden. Kumanda hoşuma gitti. Güzel. Fazla ayrıntı gerek yok. Fazla tuş olmasına da gerek yok. Bakalım burada başka herhangi bir kablo, kumanda için bir uzatma kablosu falan konmuş mu? Şurayı da kaldıralım. Kumanda için kızılötesi uzatma kablosu bulunmuyor arkadaşlar. Burada da kullanım kılavuzu, garanti belgesi yerine geçen şeyler. Tabii içinden aldığım için garantisi yok ama kullanım kılavuzu bu şekilde gayet açık, hoş. Şimdi arkadaşlar bu cihazın incelemesini ve oyun testlerini yapacağım. Daha önceki
A95 F3 Air isimli S905X3 işlemcili Android Box'ın da oyun testleri gelecek. Asphalt 8 ve Real Racing 3 oyun testlerini yapacağım. Bunun da oyun testlerini yapacağım. İncelemesini yapacağım. Kutu açılışından birkaç gün sonra incelemeyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Kanalı takipte kalın. Arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi, videolarımızı sosyal medya hesaplarımıza paylaşmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram, Twitter ve Facebook'ta varız. Bu şekilde arkadaşlar cihazımıza tekrar bakacak olursak. H96 Max. Burası piyano bilek bir yapıda. Bunu da size söylemedim. Söylemiş olayım. Gayet güzel kompakt bir cihaza benziyor. Ben bunu bir çalıştırayım. İncelemede birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.